Kültür dostlarına Fethiye'den merhaba. Ben Meryem Atmaca. Yıllardan beri bu işin içindeyim. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Aynı zamanda Milli Eğitim usta öğretici olarak kadromun altında çalışıyorum. Asıl hal uzmanıyım. Biz bu uzmanlık dalımızı kültürümüzü yaşatmak için kullanmaya çalışıyoruz. Kültürümüz aslında bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz çok eski değerlerimizdir. Bunlar daha Pazırık kurganında bulunan M.Ö. 5. yüzyıla ait Pazırık halısıyla başlamıştır bizim kültürümüz. Pazırık halısına baktığımız zaman Türklerin izlerini büyük bir oranda görebiliyoruz ve bu da bize Pazırık halısının bir Türk kültürüne ait olduğunu gösteriyor. Hun devletine ait olduğunu. Bunu da nereden anlıyoruz? Bu Türk Gördes düğümüyle dokunmuş, çok ince yünle yapılmış bir halıdır ve bizim köklerimiz ta Orta Asyalara ve milattan öncelere dayanıyor. Biz bu kültürü alıp buralara kadar getirmekte büyük bir köprü oluşturduğumuza inanıyoruz. Asıl ben üniversite mezunuyum dalımda ve bu heyecanın peşine düşmüş, 30 yıldan beri bu mesleğin içinde hemhal olmuş bir usta öğreticiyim. Tabii benim amacım daha çok bu kültürümüzü, Orta Asya'dan getirdiğimiz bu kültürümüzü yeni kuşaklara aktarabilmek ve gördüğünüz gibi bu kültürümüzü nesillerimize, yeni nesillerimize aktarabilmek amacımız. Halıcılık tabii Türkmen toplumların bir şeyidir, mesleğidir, yaşam şeklidir. Halı ve kilim özellikle. Halı biraz daha elit bir toplumun yaptığı ve adı kalı olarak kalın olduğu için kalı anlamında kullanılmıştır. Daha çok göçebe toplumları göçtükleri için kilimcilikle uğraşmışlardır ama Türkiye'mizde genelde ticari olarak da çeşitli bölgelerde halıcılık yapılmıştır. Bunlar hereke, bunlar sanayi iplerle fabrikasyon yapılmışlardır ama yine de günümüze kadar gelip Türkiye'nin kalkınmasına çok payları olmuştur ekonomiye. Kayseri'den tutun, Kayseri Ladik, Milas, Isparta ve birçok Manisa'nın birçok halıları, Türk Gördes halıları, Balıkesir halıları ve bunlar bir kimliktir zaten. Ama beni bu şeylere getiren, mesleğimin arkasında durmamı sağlayan en büyük etken biz yörüyüz. Yörük olduğumuz için de bu koyunların günlerinden ve elimizdeki materyalden günümüze kadar hani bunları, bu materyalleri değerlendirip günümüzde halıcılığımızı oluşturmuşuzdur. Diğer yörenin halılarına göre en değerli halılar Taşpınar ve bizim Kayaköy halılarıdır. Kayaköy halıları inanılmaz bir kültürel değerlerdir. Aynı şekilde Taşpınar'da. Çünkü Orta Asya'dan geldiğimizde evvela Konya'ya gelmişiz. Konya'da büyük bir alana yayılmışız. Orada Taşpınar halıcılığını oluşturmuşuz hayvancılığımızdan. Sonra Toros dağlarında işte ne olur? Koyun üretilir, bunun keçi olur. Keçiden kılçullarımız, çadırlarımız, koyunlarımızdan da kilimlerimiz, halılarımızı oluşturmuşuz. Tabii kültürel etkileşimler her daim olmuştur. Türkiye'nin her yöresindeki halıcılık, kilimcilikte motifler benzeşirler. Ama biz biraz daha ayrılırız Toroslar olarak. Çok renklidir halılarımız ve kök boya kullanırız. Çok az kimyasal koysak da muhakkak ki onu köklerle sabitleriz. Ben şu an teşekkür ediyorum. Halılarımızı göstermek için isterse halılarımızın başına geçebiliriz. Orada ben size kaya halısının özelliklerini, yöremizin halıcılığının, halımızın özelliğini, kilimlerimizin özelliğini anlatabilirim. Kaya halılarımız, biraz önce de bahsettim zaten. Bizim halılarımız çok renkli, ve kültürel kök boyalı halılardır, yüne yündür. Tamamen kök boyalarla boyarız. Burada dokuduğumuz halımız modernize edilmiş, geçmişi 50-60 yıla dayanan çiçekli motifimizdir. Ama asıl halılarımız bizim köşeli göbekli ve ortası güllü dağ halı, yörük kültürünü tamamen yaşatan çok renkli çiçekli halılarımızdır. Yeditepe çiçeği gibi, saplı gül gibi isimleri vardır bunların. Burada gördüğümüz halıların tamamen boyalarını kendimiz yapıyoruz. Bunlar kök boyalı iplerden dokunur. Koyunun daha hikayesi bunun koyunun sırtından başlar ve yünler koyunun sırtından kırkılır, işlenir. Bahar ayında daha çok ve bir de güz ayındaki yünlerden harman yapılır, eğrilir tengereklen veya kirman denir Anadolu'da. Biz tengerek dediğimiz aletlerle bunları eğririz, bükeriz ve halı kök boyalarla boyayıp halı dokuma malzemesi, ham maddesi olarak kullanırız. Tabii ki bizim halıcılığımızın uzun süre yaşamasının tek nedeni üretimini kendimiz yaptığımız içindir. Tamamen ipi kendimiz yapıyoruz. Kök boyalarla yaptığımız içindir. Ve Türkiye'de bu halıcılığın bitmesi fabrikasyon olduğu için genelde bitmiştir. Çünkü fabrikalarımız kapandığı zaman üretim bitmek zorundadır. Tabii ki bizde koyunlarımız biterse bizim de ham maddeye ulaşma olayımız çok azalacak. Bu gelenek de bu şekilde ölüp gideceğine inanıyorum. Bu tabii ki benim inancım. İnşallah uzun süre yaşar. Mesela sizlere birazcık kök boyalardan bahsedebilirim. Bu halımızın tamamen ana maddesidir. Genelde şu mavili halıyı kahverengi zemin üzerine yaparız. Bunlar ceviz kabuğundan veya meşe palamutundan bu renk verilir. Meşe palamutundan yaptığımızda bu renk biraz açılır. Ceviz kabuğundan yaptığımız zaman koyu renkleri elde edebiliriz. Mesela kırmızımız bizim bir kök boya dediğimiz boyalar vardır, kökler vardır. Rubia dediğimiz bir bitkidir İtalyan ismi ama biz buna boyar kök boya diyoruz. Bunlar kazılarak biraz da kimya ile canlandırarak, doğallaştırarak bunları elde ediyoruz. Ve her boyanın kendine göre bir sabitleme noktası vardır. Mesela şu gördüğünüz bizim hayıt dediğimiz bir bitkidir. Hem sabitlemede kullanılır hem de yeşil rengi verir. Birçok doğadaki bitkilerden boyalar elde edebiliriz. Sütlen boyası vardır, bitkisi vardır mesela. Onu hem sabitlemede kullanırız hem de sarı rengi vermede kullanılır. Şimdi şöyle bir geleneksel halımız vardır. Bu dedim ya biraz modernize olmuş bir halı. 60 yıla dayanıyor ama şöyle bir halımız. Bunlar köşeli göbekli ve ortası madalyonlu çiçekli halı diye geçer. Asıl bizim peşine düştüğümüz, beni 30 yıl bu işlerle uğraştıran halıcılık asıl budur. Bizim kültürümüz budur. Ve artık onun gerisinde de birçok kilimlerimiz vardır. Her köyün kendine özgü kilimleri vardır. Mesela şu Sekseydiler diye ticaret odası tarafından tescillenen, coğrafi işareti alınan bir kültürümüzdür. Ona da makalemizi verdik ve elimizden gelen desteği yaptık. Biz çok gururluyuz çünkü bunu biz yaşattık. Hani gözden gözüken şekilde somut olarak bizi getirdik bu noktalara. Ticaret odası da arkadan destekledi. İnşallah kaya halısı da yolda. Onu da yapabilirsek ne mutlu bize diyorum. Bizim kurslarımız Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı aracılığıyla her yıl Ekim ayında başlar. Eylül veya Ekim ayında, Haziran ayına kadar devam eder. Ben bu mesleği yaşattığım için gerçekten çok mutluyum. Tabii ki sıkıntılarımız yok mu? Var. Hani gereken desteği alabilirsek bizler daha iyi şeyler yapacağımıza inandım bugüne kadar. İnşallah inancımızı ileriye götürebiliriz. Ama biraz ümitsizim, biraz önce de dedim. Üretimin bittiği yerde bizlerin var oluşu gerçekten mucize. Ama İnşallah bir kişi de olsa benim arkamdan bu mesleği devam ettirmesini istiyorum. Ettireceğini de düşünüyorum. İnancımı kaybetmedim şu güne kadar. Ayrıca Kültür Bakanlığımız tabii ki bize buraları sağladı, bu desteği verdi. Ve demirbaşlarımızı Kültür Bakanlığımız sağladı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de kurslarımızı devam ettiriyor. Bu şekilde bu kültür ölmüyor, yaşıyor ve biz gelecek kuşaklara inşallah yaşatacağız. Beni sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne, Etkin Kütüphane ekibine ve Anansender'e çok teşekkür ediyorum. İşte bizler üretiyoruz. Üreten eller inşallah sonuna kadar hep devam eder. Teşekkür ediyorum ekibe.